Şimdi, görüşmeyi bir France 24, Fransız yayın organı ve aynı zamanda da başka yayın organları da takip ediyorlar. Dolayısıyla Financial Times'ın çok enteresan bir analizi var. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bir sırat köprüsünde, çok kritik bir noktada. Yani Ukrayna ve Rusya'nın arasında bir denge tutturmaya çalışıyor. İstim üstünde diyor. Şimdi olası bir çatışmada Türkiye bundan olumsuz etkilenebilir. Çünkü neden? Türkiye NATO'nun alacağı kararlara uyacaktır bu bir. İkincisi Türkiye Ukrayna'ya silah satıyor. SİHA'lar tihalar yollanıyor ve bu SİHA'lar Rusya'ya karşı, Rus ayrılıkçı güçlere karşı çok etkin kullanılıyor. O açıdan bu da e, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirebilir diyor. Ve dolayısıyla da özellikle Suriye'nin İdlib bölgesinde düşünürseniz, Karabağ'ı düşünürseniz, Libya'yı düşünürseniz... ...Türkiye ile Rusya'yla buralarda itilaf halindeler. Burada çok ciddi çıkar çatışmaları var. Dolayısıyla da bunlar biraz komplikasyon olarak o bölgelerde Türkiye'nin de karşısına gelebilir. Ama en önemlisi burada aslında Erdoğan ince bir sırat köprüsünde diye yorumlanıyor. Çok kritik bir aşama bu. İş çatışmaya dönüşürse Ankara zor durumda kalır diyor. Financial Times böyle düşünürken Bloomberg bir Türk yetkiliye dayandırdığı bir enforme paylaştı. Türkiye'deki bazı medya organlarına göre o Türk yetkilinin faaliyetinin altın olduğu söyleniyor ama bu bir resmi bir e, teyitli bir şey değil. Teyitli bir bilgi değil. Fakat biz bunun yola çıkarak bunun bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye yani Ankara şu ifadeleri kullanıyor. Biz Ukrayna ile ilişkilerimizi genişletiyoruz. Askeri işbirliğimizi genişletiyoruz. Elbette ki Moskova'nın kaygıları efendim beklentileri göz ardı edilemez. Fakat biz sadece Ukrayna ile o ilişkilerimizde ve Moskova'nın perspektifinden bakamayız Moskova'nın perspektifi değil kendi perspektifimiz önemli kendi bakış açımız önemli Moskova'nın kaygıları tam anlamıyla genel hatlarıyla Ankara bir şekilde hani çokça fazla ciddiye almıyor demek istediyor burada Elbette ki Moskova Ankara ilişkileri önemli ama Türkiye'nin önceliği Ukrayna' ile yapacağı Ticaret Serbest ticaret anlaşmaları, aynı zamanda silah işbirliği, askeri işbirlikler. Elbette ki Ankara şunu diyor, Moskova ile görüşüyoruz. Moskova'nın beklentileri bizim için tabii ki önemli, çekinceler tabii ki önemli. Ama Moskova'nın çekinceleri Ankara için çok da üst sıralarda değil. O açıdan biz Ukrayna ile temasımızı sürdüreceğiz. Bloomberg de böyle bir açıdan görmüş bir Türk yetkiliye dayandırdığı söz konusu enformesinde. Devam edelim. Bir Ukrayna-Rusya krizle bir gidelim. Sonra tekrar Kiev'e döneceğiz.